Selamlar. 2021 yılında 9. döngüyü yaşayacak olan güzel arkadaşlarım. 2013'te verdiğiniz kararların artık emeğini verdiniz. Bir 2013'te toprağa sürdünüz. 2014'te emeğini verdiniz. 2015'te kayıplarınızı yaşadınız. Gözyaşlarınızı içine akıttınız. 2016'da yeniden harcı kavurdunuz, yılmadınız. 2017'de ölü toprağınızı attınız. 2018'de sezgileriniz size gideceğiniz yolu gösterdi ve sezgilerinize güvendiniz, doğru şeyler yaptınız. 2019'da güven geliştirdiniz. 2020'de, 2013'te başlattıklarınızın ekmeğini yediniz. Bolluk bereket size aktı ve şimdi 2021 yılında artık bir döngünün sonuna geldiniz ve bunu içerinizde hissediyor haldesiniz. Yani o kadar emek verdiniz ki, keyfini sürmekten çok emek verdiniz. Daha çok bedel ödetti size. Şimdi yine 9. döngüyü anlatmadan önce kısaca yalın olarak 9 insanından bahsedeceğim. Dediğim gibi hani kişisel anlamda 9 enerjisi dediğim insan kaça 9 bilemeyiz. Hani bu çok detaylı, ayrıntılı ve ancak seanslarda anlatılabilecek uzun soluklu bir çalışmadır. Bunu ancak kişisel seanslarda yapabiliyoruz bu arada. Şimdi 9 enerjisi insanı çocukken bile bilirsiniz onları. İçlerinde ağır abla, ağır abi vardır. Her zaman yaşıtlarından farklıdır. Böyle değer görmek ister, arkadaşlarının arasında liderlik etmek ister. Sevdiği insanlar söz konusu olduğunda kendinden vazgeçme haliyle onlar olur. Yani birisi ona bir adım geldiğinde ve benim için çok kıymetli, yardımına ihtiyacım var dediğinde, kendisine değer verildiğini anladığı anda kendinden vazgeçme haline düşer. Şimdi onlar çünkü ruhlarında bilge, bütün özü sözü dinlenen insanlardır. Çocukken bile böyledir, anlarız zaten onları. Çok kestirme hali. 9 enerjisinin insanının ana temel iki cümle deseler söyleyeceğim bu yani. Şimdi geldik 2021'de 9. döngüde olacak olan arkadaşlarım. 2013'te başlattıklarınızın her şeyini yaptınız. Emeğini verdiniz, lokmasını yediniz, çabasını verdiniz. Her şey ama her şey oldu. Ama kalbinizden biliyorsunuz. Artık ünlemleri kaybettiniz. Yani şaşırmıyorsunuz hiçbir şeye. Her şey olabilir noktasında. Şimdi yeni bir döngüye başlayacaksınız. Yeniden dönüyorsunuz. 2012 yılındasınız yani. 2012 yılında da 9. döngüdeydiniz. Şu an bütün düşündükleriniz, konuştuklarınız, yapmak istedikleriniz hepsi kafanızda dönüp dolaşıyor. Şimdi bu bitirdiğiniz 9 yıllık döngüye lütfen bağlı kalmayın. Bunun devamı olarak düşünmeyin. Çünkü artık siz yeni bir sizsiniz. O kadar çok şey deneyimlediniz ki. Şimdi kafanızda kurguladığınız hiçbir şey için de acele etmeyin. Bu kurgular yavaş yavaş bırakın demlensin, demini alsın, pişsin. Çünkü asıl hareket sizin için 2022'de başlayacak. Yani başlangıçlar döneminiz 2022. Şimdi ruhunuzdaki o her şey olabilir noktasına gelmiş. İşte işinizde gücünüzde artık sistem rayına girmiş. Artık oraya yeniden çok fazla kanalize olmak durumunda değilsiniz. Yeni bir şeyler başlayabilir. Atıyorum bu iş güç olmaz da evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da birisiyle hayatınızı bütünleştirmek isteyebilirsiniz. Ya da uzun soluklu bir ilişkiniz vardı ve şimdi artık onunla da tamamlanmak isteyebilirsiniz. Eğitim hayatıyla ilgili eksik kalan bir şeyleri tamamlama kararı verebilirsiniz. Ama hiçbir şey yeni baştan, sil baştan aklınıza geldi, kafama geldi, hemen şimdi yapıyorum, lütfen olmasın. Bu yıl bir dinlendirin kendinizi. Çok ama çok yoruldunuz. Gerçekten ne güzel bir döngünün de sonuna geldiniz. Şimdi sizden rica ediyorum, kendinize birkaç saat ayırın. 2013'te ne hayaller kurmuşsunuz? 2014'te bununla ilgili neler yapmışsınız? 2015'teki kayıplarınız. Bunlarla ilgili lütfen başlıklar konusunda şey olursa lütfen videoların altına yorum yapın. Yani hangi yıl, örneğin 9. döngüdeki arkadaşlar, biz yazacağız ama ne yazacağız?
2013'teki başlangıçlarınızla ilgili kendi resminizi dönüp geriye baktığınızda, hani şu sizi bilge insan pozisyonuna getiren bir 9 yıl var ya, bunları tek tek lütfen birer kağıda yazın ve kendi resminizi görün. Çünkü önümüzdeki 2022 yılından itibaren yeni kurgu yaparken aklınızın, kurgularınızın sizi nasıl yönettiğini ancak kendi resminizi gördüğünüzde görebileceksiniz. Geçmiş olsun diyorum. Artık bu yıl bir tamamlanma dönemi. Şükürler olsun. Şükrü ağzınızdan hiçbir zaman kaçırmayın. Bu arada şükür sabah aldığınız nefese, yediğiniz lokmaya, yani Yaradan'ın bize verdiği her şey olsun. Eksikli gördüğünüz birilerine yardım edip ardından şükürler olsun Allah'ım lütfen demeyin. Çünkü siz artık bütünlük ve bilgeliği kazanmış, gerçekten bu hayatın en dingin insanlarısınız. Size bakıp dinlenmek isteyeceğiz, emin olun. Hoşça kalın.